Sıfır Ver Lezzetli Dakikalara hoş geldiniz. Bugün sizlerle size özel lezzetleri birlikte pişireceğiz. Portakallı irmikli kekimiz için öncelikle 1 çay bardağı yoğurdu şekşeğimize koyuyoruz. Yani 1 çay bardağı 100 mililitre demektir. ...75 mililitre irmiğimizi şekşeğimizin kapağıyla ölçüyoruz. Yoğurdun üzerine irmiği ekliyorum ve silikon ince spatulamızla karıştırıp kenara koyacağız. Mutfak incisinin rendesi ile portakalın kabuğunu rendeliyoruz. Portakalın suyunu sıkıyoruz. Bir yumurtayı karıştırsakla 1 litre içine kırıyorum. 1 çay bardağı şekeri ekliyorum. 1 paket vanilyayı koyuyorum ve hepsini çırpıyorum. 75 mililitre sıvı yağ ekliyorum. Yine şekşek kapağıyla ölçüyorum. 75 mililitre portakal suyunu da ekliyorum. Şekşek içindeki irmiğimizi ekliyoruz. Yoğurtla karıştırmıştık. 150 mililitre una 1 tatlı kaşığı kabartma tozu koyuyorum. Şöyle önce unu da karıştırıyorum. Sonrasında unu da ekleyip bütün malzemelerimi karıştırıyorum. Hazırlamış olduğumuz kek karışımımızı mucize kalıp halka içine boşaltıyoruz. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 25-30 dakika pişiriyoruz. Şimdi yapacağımız lezzetimiz semizotlu, nohutlu güzel bir salata olacak. Nohutunuzu mutlaka akşamdan ıslatmanızı öneriyoruz. Evet, Tupperware ürünlerinde kısa sürede ıslatma yapabiliyoruz. Fakat sağlık açısından 24 saat suda bekletilmesi, hatta bu bekleme işleminde suyunun değiştirilmesi önemli. Salata kabımızın içine haşlamış ve suyunu süzdürdüğümüz nohutumuzu koyuyoruz. Bu arada haşlama işlemimizi de mikrodalga fırında mikro düdüklü içinde yaptık. 30 dakikada nohutlarımız tam salata kıvamında haşlandı. Nohutlarımızı salata kabımızın içine koyuyoruz. Semizotunu üstüne koyuyoruz. Ben semizotunu doğramadan böyle özellikle saplarıyla kullanmayı tercih ediyorum. Siz isterseniz yeşil yapraklarını salatada, sap kısımlarını farklı zeytinyağlı yemeklerde de kullanabilirsiniz. Ama hiçbir zaman atmıyoruz çünkü özellikle sap kısmı da çok değerli vitaminler içermekte. Doğranmış kırmızı biberlerimiz var yuvarlak şekilde. Onları ekliyoruz. Salata kabımızın kapağının güzel bir özelliği üzerinde salata kaşıklarının bulunması. Bir de soslarınızı koymanız için böyle küçük bir kabının olması. Burada salata sosumuzu hazırlıyoruz. Özellikle yeşillikli sebzeler kullandığınız salatalarda yağını, tuzunu koyduğunuzda onlar böyle çok yumuşar ve istediğiniz şekilde olmaz. Onun için pikniklerinizde olsun, diğer gezilerinizde ya da bir misafirliğe giderken salata sosunuzu bu küçük kapta hazırlayıp o şekilde götürebilirsiniz. Salata kabımızın şöyle yarısına kadar zeytinyağımızı koyuyoruz. Salatamız için mutfak incisinde yarım limonu sıkıyoruz. İçine 1 çay kaşığı kimyon ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Biraz karabiber öğütüyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Salata kabımın kaşığını takıyorum. Evet, salatamız hazır. Salatamızı da kenara alabiliriz. 1 çay bardağı sütü şekşeğimizin içine koyuyoruz. 1 paket krem şantimiz var. Krem şanti ekliyoruz. Şekşeğimizin kapağını kapatıyoruz. Orta kapağı açıp kapatıyorum ve çırpıyorum. Evet, yazın gelmesiyle hem dut hem çilek tezgahlarda yerini aldı. Ben bugünkü tarifimde dut kullanacağım. Özellikle saplarını da kopartmıyorum. Beraber koyacağım. 2 yemek kaşığına yakın labne peyniri koyuyorum.
labne peyniri ve dutu karıştırıp doğruyorum. Arzu ederseniz süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Biraz da tadı ekşi geleceği için bal ekleyebilirsiniz. Meyveli karışımıma ben krem şanti ekleyeceğim ama siz arzu ederseniz krem şanti karışımı koymadan da bu tarifi yapabilirsiniz. Şöyle krem şantinin yarısını koyacağım. Yarısını da keklerimde kullanacağım. Hazırladığımız krem şantili karışımdan bisküvinin üzerine sürüyoruz. Şöyle üzerini diğer bisküviyle kapatıyorum. Çok bastırmıyorum. Bu şekilde koyuyorum Alaska'nın içine. Hazırladığımız karışımı arzu ederseniz şeker üçüzler içine koyup bu şekilde tatlı olarak servis edebilirsiniz. Evet, bugün Tupperware lezzetli dakikalarda size özel lezzetleri birlikte hazırladık. Mevsiminde meyve ve sebzelerinizi derin dondurucuda saklayıp, örneğin dutu, çileği derin dondurucuda dondurup, sonrasında lezzetlerinizde kullanabilirsiniz. Afiyet olsun.